kapıda yazan yazıyı görüyorsunuz değil mi? Hani sessiz olun yazıyor. Bu özel bir mülk. Ama gerçekten nasıl rahat ediyorlar burada, hala yaşayanlar var. Ne bu hakikaten? Dediğin gibi işkembe olabilir mi? Aa, bu mu kokuyor? Ya bu kurutulmuş balık değil mi? Allah, çok farklı, değişik bir kütüphane olmuş. Arkamda da onun böyle bir heykelini yapmışlar. Et olan acayip lezzetli. Bu kemik suyu çorbası, bu da güzel zaten. Bu böyle soğuk ve çok yiyorlar. Böyle acayip yemek, her yerde yemek yani. Burası 1395 yılında inşa edilmiş olup Jason Hanedanı'nın aileleri. Bakın ne göstereceğim şimdi. Tam böyle bizim dolmuşa benzemiyor mu? Böyle burada Bangkok köyüne giderken bunu gördüm. Tam bizim dolmuş. Bir şey geldi, size de anlatayım, siz de şaşırın bak. Böyle araba dolmadan kalkmayan taksiler var, biliyor musunuz? Onlara zaten dolmuş diyoruz. İşte bu da dolunca kalkıyor. Yo. Dolmuş. Çok çok enteresan bir hikaye yani. Gerçekten şaşırıyorum ya. Nereye geldim arkadaşlar? Gukjeon köyüne geldim. Aslında Seul'de böyle 3-4 tane gidilmesi gereken köyler var. Arabada ezecek beni. Seul'de böyle gidilebilecek 3-4 tane köy var. Ama en meşhur olanı Gukjeon köyü. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Birçok Kore dizilerine de ev sahipliği yapmış burası. Arkamda da görüyorsunuz, böyle insanlar da traditional kıyafetlerle geziyorlar. Sadece böyle olmak, böyle gezmek hoşlarına gidiyor. Bunun için giyiyorlar zaten. Gerçekten evler böyle kendi halinde bu şekilde duruyor. Hatta böyle kaldırımlarda falan sessiz olun yazıyor ama görüyorsunuz, sesleniyorsunuz işte, böyle sessiz değiller. İnsanlar da yaşıyor burada, oturuyorlar. Zaten hemen alt sokakları bildiğiniz işlek bir şehir. Ama burası kendi halinde kalmış böyle. Şöyle bakın arkamda. Böyle bir yine evler de var ama böyle arkamda gördüğünüz gibi traditional evler de var. Buraları gezmenizi tavsiye ederim. Şehrin içinde de böyle bir yerin kalması, böyle köy olarak yerlerin kalması, o da ayrı bir güzel. Seul'de muhakkak kendiniz yapabilecek şeyler bulabiliyorsunuz. Çünkü o kadar renkli bir şehir ki, kültürel açıdan, tarih açısından çok gelişmiş bir şehir. Tarihi kökleri ülkenin, yani Güney Kore'nin zaten çok çok eskilere dayanıyor. O yüzden her anlamda Seul'den keyif alacağınızı düşünüyorum. Muhakkak bir şey bulacaksınız. Bir de zaten Kore mutfağı da çok geniş bir mutfak, lezzetli bir mutfak. Muhakkak Kore mutfağından da bir şeyler bulacaksınız. O yüzden kesinlikle bu şehirden, Seul'den nüfusu 10 milyon küsüre dayanan, bence buradan mutlu ayrılmamız için bir sebep yok. Yazıyı görüyorsunuz değil mi? Hani sessiz olun yazıyor. Bu özel bir mülk. Ama gerçekten nasıl rahat ediyorlar burada, hala yaşayanlar var ve aşırı kalabalık ve ses var şu an duyduğunuz gibi. Herkes, bilmiyorum, çok zor ya burada böyle. Yani çok rahatsız edici bir şey. Bu evlerle ve bu sokakla şu şehir manzarasını görüyorsunuz değil mi? Hani o kadar farklı bir görüntü ki, hani hem böyle bir otantik yapıların hala olması köyün,
hem de şehirle iç içe olması gerçekten çok farklılık katmış buraya. Çok hoşuma gitti. Guwanjang markete geldik arkadaşlar. Guwanjang pazarına geldik. Burası da giriş yeri. Hadi girelim bakalım neler neler varmış içeride. Bu pazarda her şey var. Her şey mevcut. Burada şu kuru yemişlerden, tatlılardan, yemeklerden, mağazalardan, kumaşçılardan, baharatçılardan... Pazarlamacılar gibi oldum. Her şey var. Şu balıkları görüyorsunuz değil mi? Ay şu ne kadar uzun. Wow. Aa yengeç. Yengeç burcuyum bak. Yengeç. Bunlar da şey değil mi? Aa, ahtapot. Bunlar ne? Bunlar maçalı bir şeyler ama. Sebze, meyve. Yani hemen hemen aklınıza gelebilecek her şey var. Bak burada bunlar ne yiyor? Burada bunlar bir şey yiyor. Çok değişik değil mi? Burada da bizim şeyler gibi ya. Böyle lokumlar gibi bir tatlılar var. Şekerlemeler falan. Mesela şunlar ne acaba? Değil mi? Şunları görüyor musun? Çok değişik. Aa, bu mu kokuyor? Ya bu kurutulmuş balık değil mi? Allah. Ne bu hakikaten? Dediğin gibi işkembe olabilir mi? Bunlar ne? Ha, bunlar böyle soslu soslu kabaklar, sebzeler falan. Aa, kimçi mi bu? Kimçi mi acaba? Vallahi çok başka bir dünya değil mi? Acayip farklı. Aa bak bunlar da kurutulmuş çilek. Yine şekerlemeler. Ya bu Korelilerin bir şey sıkıntısı var yani. Acayip şekerli her şey. Böyle yemeklerde de şeker var. Böyle çok şeker tüketiyorlar. Onu fark ettim. Biraz önce teyze şey verdi, ikram etti. Şu gördüğünüz var ya, üstü çubuklu. Onlar şeymiş, ahtapotmuş. Çiğ soslanmış bunlar. Hani çiğ, ahtapot yemem en azından. Sushi yiyorum tabii ki de. Öyle bir şey işte, değişik bir şey. Şu gördüğünüz kanlı domuz sosisi. Güzel bir yere getirdim. Yani şu dünyada bütün rekorları kıran çılgın bir şarkı var ya, Gangnam Style, oraya geldim. Burası Gangnam bölgesi. Arkamda da onun böyle bir heykelini yapmışlar. Onun böyle ikon bir dans ederken yaptığı hareketler var ya, onun heykelini yapmışlar. Klibi dönüyor, sürekli orada çalıyor falan. Herkes burada resimler çektiriyor. Onundan Gangnam Style'in hareketlerini falan yapıyorlar. Burası Gangnam bölgesi, iş merkezlerinin, işte böyle bankaların, resmi insanların olduğu yerler. Şarkı da onunla alakalı zaten, burayla alakalı. Böyle arkamda görüyorsunuz. Herkes burada fotoğraflar falan çekiliyor. Öyle, hadi gezdireyim size buraları.
Afrika. Bir tane flat white, bir tane de soğuk matcha latte, bir de tiramisu. Servis çok tatlı geldi. Buradaki alışveriş merkezinde şöyle bir kütüphaneye denk geldik. Size göstereyim. Çok farklı, değişik bir kütüphane olmuş. Bayağı güzel. Kore restoranına geldik. Kaburga, böyle bir sebzeli. Şu çorba. Şu böyle yine bir soslanmış noodle tarzı bir şey, sebzeli. Dumpling. Bir kimçileri vardı zaten. Bu da böyle soslu, sebzeli bir şey. Masaya böyle kemik suyu getirdiler, bir de su. Böyle servis getirdiler ortaya. Şu kimchi, bu noodle, bu radiş gibi şey. Bu da rice wine. Değil mi? Rice wine'dı bu, pirinç şarabı. Bu da kemik suyu zaten. Kore'de restoranlarda böyle çekmecede şeyler var. Kaşık çatallar var. Böyle bu şekilde. Bu arada yemeğimiz de geldi. Bu kaburga ve sebzeli. Bu da kemik suyu çorbası. Böyle. Hadi bize afiyet olsun. Bu rice wine'ı denedim. Damak tadım uyumadı. Benim hoşuma gitmedi. İçmeyi bıraktım onu. Bu et olan acayip lezzetli. Bu kemik suyu çorbası. Bu da güzel zaten. Bu böyle soğuk modalımsı gibi. İnce böyle denizler oluyor ya. Bu da içinde dana var. Böyle sebzeli bir şey. Bu da güzel. Bunu da beğendim. Bu da radiş. Böyle. Bunu da beğendim. Bu zaten kimchi. Kimchi'yi severiz. Bu da güzel. Bu da turp herhalde. Turp. Böyle ekşili, ekşili acılı yine soruldu. Yani Koreliler ekşiyi, acıyı, uslu şeyleri çok seviyor ve çok kullanıyorlar. Ve çok yiyorlar böyle acayip yemek. Her yerde yemek yani. Çok fazla yiyorlar porsiyonları böyle. Kemik sulu, tavuk sulu. Güzel, beğendim. Burası bayağı bir lokal bir yer. Beğendim yani. Şimdi yemekten çıktık. Biraz bu Gangnam bölgesini gezelim dedik. Yani burası merkezi Gangnam tarafı. Şöyle size biraz göstereyim. Burası Dosan Daero Caddesi olarak şu tabela göstermiş. Ama bakar mısınız, o kadar uzun ve o kadar geniş caddeler ki. Ve bir de burası anladığım kadarıyla lüks bir semt. Hani aşırı lüks mağazalar ve iş merkezleri, işte aşırı lüks arabalar, böyle bir yer yani. Bakın şu caddenin bir ucunu görebiliyor musunuz? Oradan, bak o kadar da geniş bir cadde, oradan upuzun, ta hatta şu an sonu görünmüyor bile. O kadar uzun bir cadde ki, gerçekten çok da geniş. Ya bu arada çok korna basıyorlar, onu da söyleyeyim. Şimdi Seoul McDonald's'a girdik. Bir patates kızartması alalım dedik en azından. Öylesine yani. Bir de bakalım dedik bunların böyle geleneksel, hani her yerde olur ya, McDonald's'ın, Starbucks'ın falan neleri var diye. Bulgogi burgerları var. Yumurtalı bulgogi burgerları var. Aha, şrimp. Şrimpli var mesela. Şrimpli var. Bunların da böyle geleneksel şeyleri varmış. Mesela saitlerde ne varmış? Saitlerini merak ettim. Saitlerde yok. Sadece burgerda bulgogilerden var. Oh.